Türkiye Spor Tuş ile birlikte memleketin en güneyinde Hatay'da sizlerle birlikteyiz. Bu yanımda görmüş olduğunuz Kia Sportage dizel otomatik kombinasyonu ve 4x4 çekiş sistemine kavuşmuş durumda. Günümüzde crossover SUV'lerin artık dizel otomatik ve 4x4 kombinasyona kavuşmasıyla birçok kişinin dikkatlerini üzerine çekmiş vaziyette. Peki bu yanımda görmüş olduğunuz masmavi renkli oldukça güzel renge sahip bu Kia Sportage 1.6 litrelik dizel ünite 7 ileri DCT otomatik şanzıman ve 4 çekiş sistemiyle peki beklentileri karşılıyor mu dersiniz? İşte tüm yanıtlar bu test sürüş videosunda. Kia Sportage'ın sürücü kokpitindeyim. Aracı dışından anlatmaya başlamıyorum. Çünkü bu araç her ne kadar yeni gibi lanse edilse de tasarım anlamında baktığımızda aslında bir makyajlı kasa olarak yani bir makyaj operasyonundan geçmiş olduğunu söylememiz daha doğru olacaktır. En nihayetinde siz de görüntülerden göreceğiniz üzere sadece tampondaki 4 parçalı aydınlatma grubunun değişmiş olduğunu ve ızgaranın biraz daha küçülmüş olduğunu görmektesiniz. Ve tamponda 1-2 ufak krom detaylar da var. Onun haricinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil tasarım anlamında. Kinitekim zaten tasarımla ön yüzden baktığınız zaman bir Kia Stinger'a gönderme yaptığını çok rahat bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Ki zaten bu Kia Stinger'ın tasarım anlayışı o kadar tuttu ki Avrupa pazarında bundan sonraki birçok Kia modelinde bu Kia Stinger'a gönderme yapacağını yani tasarım dilini direkt olarak Kia Stinger'da alacağına ben kesin gözüyle bakanlardanım. Çünkü gerçekten gayet başarılı ve oldukça sportif bir yapıya sahip olduğunu belirtmemde fayda var. Tasarım tarafında konuşacak çok bir şey olmadığını zaten söylemiştim. Ki zaten selefine baktığınız zaman boyutları bile neredeyse tıpkısının aynısı. Tek bir nüans var. O da sadece boyu. Boyu 5 milim uzamış durumda. Ondan kaynaklı mı bilmiyorum ama selefine göre yükleme kapasitesinde 1 litre artış söz konusu. Yani bir önceki nesilde 466 litre yükleme kapasitesi mevcutken bu araçta 467 litre bir yükleme kapasitesi mevcut. Peki sınıfında bakacak olursak en yakın rakibi Tucson'un bundan daha büyük bir yükleme kapasitesine sahip olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 488-513 litre arası gibi bir yükleme kapasitesi vardı. Bu araçta ise 467 litre bir yükleme kapasitesi var. Bana soracak olursanız bu yükleme kapasitesi orta ölçekli bir ailede bence yeterli seviyelerde beklentileri karşılayacak seviyelerde olduğunu bilmek gerekiyor. Ama tabii gerek tasarım tarafında gerekse boyutlar anlamında bu araçta çok da fazla bir değişikliğin yer aldığını söylemek oldukça güç. Peki sürücü kokpitine tekrar dönecek olursak bir kere öncelikle kalitenin belli bir seviyede arttığını çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Yani işçiliği olsun, buradaki dikişler olsun hiç fena gözükmüyor. Ama tabii ki alt kısmına indiğinizde daha sert plastikler burada bizi karşılıyor. Ancak asla ve asla böyle kötü plastik hissiyatı bence sürücüsünde ve kullanıcısında yaratmadığını belirtebilirim. Peki tekrar bu kabin içerisinde dönecek olursak selefine göre belli başlı bazı değişikliklere de yer verildiğini ki zaten tasarımdan ziyade kabin içerisinde ve ünite tarafında değişikliklere yer verildiğini rahat bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Mesela benim dikkatimi çeken ilk detay eskisinde burada soldan basmalı bir el freni mevcuttu ya da burada manuel bir el freni mevcut hatırladığım kadarıyla. Artık onun yerine burada bir elektronik el freni yani elektronik park freni almış durumda. İkinci bir detay ise hatırladığım kadarıyla buradaki klima ünitesinin üstünde böyle renksiz bir ekran mevcuttu. O gitmiş ve sadece burada görmüş olduğunuz manuel tuşlarla artık kombinasyonu kontrol edebiliyorsunuz. Yani eskisinde bu kadar tuş mevcuttu. Onun haricinde burada klima ünitesinde bazı değişikliklere yer verilmiş ki zaten eğer benim gibi manuel tuşları seviyorsanız yani kendinizin kontrol etmesini seviyorsanız buradaki manuel kombinasyon tuşları sizin de hoşunuza gideceğine açıkçası ben eminim. Geri kalan detaylara bakacak olursak burada 7 inçlik bir multimedya ekranı yer almaktır. Siz tabi burada ekranın daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Ancak nitekim buradaki çerçevelerin biraz daha kalın olması nedeniyle ekran daha büyük gözüküyor. Ancak bu kullanmış olduğum test aracında 7 inçlik multimedya ekranı yer almakta. Eğer GT Line paketini seçerseniz onda 8 inçlik multimedya ekranı gelmekte. Sürücü bilgi ekranında da 3.5 inçlik renksiz bir sürücü ekranı yer almakta. Günü kurtarır mı? Bence kesinlikle bunun yanıtı evet olması gerekiyor. Peki bu kabin içerisindeki saklama alanına bakacak olursak sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere hemen kapı içerisindeki bu saklama alanı buradaki boşluk gayet başarılı ki zaten burada telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz ve burada bir USB ünitesi mevcut. Burada iki bardaklığımız ve kolçak altı detayı da bence hiç fena değil.
gayet günü kurtarıyorum nitelikli bile değil. Bence gayet fazla ve fazla fersah fersah ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olduğunu belirtmem gerekiyor. Peki o zaman bu arka yolcu koltuklarındaki yaşam alanına bakacak olursak, sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere Selef ile hemen hemen birebir aynı olduğunu belirtelim. Yani ben her ne kadar bir önceki neslin test sürüşüne yer vermemiş olsam da, yani test aracı bana gelmemiş olsa da o aracı kullanma şansım olmuştu ve karşılaştığımda hemen hemen zaten boyutların da aynı olması sebebiyle herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yani diz mesafesinde bir karıştan biraz daha fazla bir mesafe burada bizi karşılarken, baş mesafesi konusunda bence beklentide karşılığında ekranda görmüş olduğunuz üzere. Yani bana soracak olursanız en nihayetinde arka yolcu koltuklarında seyahat edecek yolcuların bence mutsuz olma gibi bir şansı asla ve asla yok. Yol tutuşu hakkında biraz konuşacak olursak, şu anda önümde virajlı bir yol var ve ben biraz süratli girdiğim zaman kesin de ekranda görmüş olduğunuz üzere bence yol tutuşu da hiç fena değil. Yani Selef'ine göre çok bir farklılık yok ama kapasiteyi nereye sokarsanız bence araç o şekilde yoluna devam ediyor ve hiçbir şekilde size korku salmıyor. Yani araç hiçbir şekilde sağa veya sola yatmıyor. Yalıtım tarafında ise asfalt sesini hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Ancak süspansiyonların biraz sert olması nedeniyle bozuk yollarda, ki şu anda görmüş olduğunuz üzere bozuk yollarda, onu siz biraz hani ciğerinizde, biraz midenizde hissediyorsunuz. Ama konfor anlamında çok bir şey götürmüyor. Ama en nihayetinde güvenlik anlamında aracın sizi yolda bırakmayacağını çok net bir şekilde bu aracı kullanırken hissedebiliyorsunuz. Peki bu aracın motor ve şanzıman özelliklerine bakacak olursak, bu araçta 1.6 litrelik dizel ünite 136 beygir, 320 Nm tork güç üretiyor. Ki zaten Kia Sportage'ı, yani yeni Kia Sportage'ı öne çıkan detaylardan bir tanesi de 1.6 dizel ünitenin 7 ileri DCT otomatik şanzımanla birlikte 4x4 kombinasyonuna kavuşmuş olması. Ama tabii burada biraz işler karışıyor. Yani siz bu aracı almak istediğiniz zaman 5 farklı donanım seçeneğiyle sizin karşınıza gelmekte. Bunlardan biri en boş olan Cool paketi, onun bir üstü olan Elegance paketi, bir üstü olan Prestige paketi, bir üstü Prestige Design ve en dolu paket ise GT Line olarak geçiyor. Peki burada gariplik ne diye soracak olursanız, şu an Kia'nın internet sitesine baktığınız zaman sadece Elegance pakette 4x4 seçeneğine yer verileceği söyleniyor. Ancak ben az önce basındaki arkadaşlarımla konuştuğumda Prestige Design paketlerine de 4x4 seçeneğine yer verileceği belirtiyor. Ancak henüz bir resmi açıklama mevcut değil. Ama ben bu videonun kurgu montajını yaparken yeni bir bilgi edindiğim takdirde bunu ekrana yansıtıyor olacağım. Yani şu anda resmi olarak gözüken sadece Elegance pakette 4x4 seçeneğinin yer verilmiş olması. Bu kullanmış olduğum test aracı ise Prestige Design donanım paketine sahip. Bu şu demek, yani en dolu bir araç, yani olabilecek en dolu bir araç, ki burada direksiyon ısıtmadan koltuk ısıtmaya kadar birçok seçenek mevcut. Koltuk soğutma yok. Koltuk soğutma sadece GT Line modelinde mevcut. Ancak GT Line modelinde şu anki internet sitesine baktığınızda, yani Kia'nın güncel internet sitesine baktığınızda geleceği gözükmüyor. Ancak yine basındaki arkadaşlar gelebileceği konusunda savları mevcut. Ama tabii yine resmi bir açıklama eğer gelirse ben bu videoyu ekliyor olacağım. Şu an kullanmış olduğum Prestige Design paketini aldığınız takdirde de 210 bin bandında bir fiyat etiketiyle karşılaşıyorsunuz. Yani 4x2 araç olmasına rağmen 210 bin 220 bin TL bandında gezmekte. Bu şu demek, eğer siz donanıma yüksek bir SUV almak istiyorsanız bu araç sizin için biçilmiş bir kaftan. Ancak şu anki gözüken 4x4 seçeneğinin sunulmuyor olması. Eğer siz benim için donanım önemli değil ama 4x4 bir araç olsun istiyorsanız 186.500 TL'den başlayan fiyatlarla o Elegance paket, yani 4x4'e sahip olabiliyorsunuz. Şunu söyleyebilirsiniz, 180.000 TL'ye dizel otomatik bir sedan alacağıma eğer SUV alırım diyorsanız bu araç aslında sizin için biçilmiş bir kaftan. Yani 170.000-180.000 TL bir sedan dizel otomatik almaktansa hemen hemen aynı fiyat etiketine sahip Elegance paketli olan 4x4 araca rahatlıkla sahip olabiliyorsunuz. Performans tarafında ise en nihayetinde siz hak verirsiniz ki bu araç bir 0-100 aracı değil, yani 0-100 performans aracı değil, ki zaten fabrika verilerine baktığınız zaman ise 0-100'ünde 12 saniye civarında olduğu belirtilmekte. Yani ben burada gazı oturduğum zaman şu an devir 4000 devire kadar çıktı.
ve 120 civarında, 120 km saat hızı civarında gezmekteyim. Evet, ara hızlanmalar da fena değil. Ancak tabii ki de hani böyle uçarım, kaçarım, ara hızlanmalarda soldan kaçırım gibi bir düşünce asla ve asla olmasın. E tabii en nihayetinde de diğer bir taraftan trafik güvenliğinde düşünmek gerekiyor. Ancak ara hızlanmalarda sola çıkarken biraz daha böyle serin kanlı olmak gerekiyor. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor ve araç mesafesinde ona göre hesaplamamız gerekiyor haklı olarak. Ve tabii ki olmazsa olmazımız yakıt tüketimi. Fabrika verileri bu aracın 100 km'de yaklaşık 5 litre gibi bir yakıt sarfiyatı, yani mazot tüketeceğini belirtmekte. Ben tabii şu anda aracı 107 km kullanmışım. Hemen hemen de sakin kullandığımı söyleyebilirim. Ama tabii tamamı da şehir içinde. Yani Antakya şehir merkezinde gezerek bu değerleri elde ettim. Ve sürücü ekrana baktığımda da 6.7 litre gibi bir yakıt sarfiyatı yaptım gözükmekte. Tabii ben bunu ilk sıfırladığımda normal tempoda, yani 70-80 ile gittiğimde 5.2-5.3'leri görmüştüm. Ancak dur kalklara başladıktan sonra ve yol biraz daha boşalıp, yani ben biraz daha aracı yuvarladığım zaman yakıt tüketimi haklı olarak şu anda artmış durumda. Yani siz sakin kullanımlarda 6.1-6.2 rahatlıkla şehir merkezinde görmeniz mümkün. Sonuca gelecek olursak işin sevimsiz kısmı işte burada başlıyor. Fiyatlar. Öncesinde belirtmiş olduğum gibi 170 bin, 180 bin bandında sedan, dizel otomatik bir araç alacağınızda daha yüksek, daha geniş bir aile aracı istiyorsanız aslında bunun elegans paketi, 4x4 olan elegans paketi bence biçilmiş bir kaftan. Yani aynı paraya daha gelecek vadeden elegans paketle 4x4 kombinasyonla ve dizel otomatik kombinasyonla bence oldukça iyi bir birliktelik yaşıyorlar. Ki zaten burada en yakın rakibi Hyundai Tucson'da gönderme yapmıyorlar değil. Çünkü Hyundai Tucson'un 4x4 seçeneğini aldığınız takdirde aracın fiyatı 220.000-225.000 bandına çıkmakta. Ama eğer siz benim için donanım önemli değil, 4x4 de olsun, dizel olsun, otomatik olsun istiyorsanız işte o aracı tam 186.500 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. Yani bu şu demek, siz o aradaki donanım farkını baz alacak olursanız o araca 40.000 TL daha fazla vermeniz gerekiyor ki Hyundai Tucson alabilirsiniz. Yani siz 40.000 TL az ödeyerek yine dizel otomatik ve 4 çeker bir SUV'ye sahip olabiliyorsunuz. Evet, bagaj konusunda Hyundai Tucson'a göre daha düşük hacme sahip olabilir. Ancak gerek konforu olsun, gerek yol tutuşu olsun bence çok da gözle görülür bir fark yer almakta. Tek farksa işte o aradaki 40.000 TL. Bu aracın fiyat etiketi ise 220.000 TL civarlarında. O da belirtmiş olduğum gibi dizayn, yani prestij dizayn paketine dahil olduğu için, ki zaten bu 4x2 bir araç 220.000 TL bandında. Yani benim için 4x4 önemli değil. Ancak donanım önemli diyorsanız 220.000 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. İşte bu saatten sonra sizin ne istediğiniz çok önemli. Ki zaten artık ihtiyaçlar doğrultusuna öte cebinizdeki para ve o araçtan sizin ne beklediğiniz burada daha çok öne plana çıkıyor. Biz şu anda lansman kapsamında belirtmiş olduğum gibi Hatay'dayız ve ben bu aracı kısıtlı bir süre içerisinde kullandım. Umarım doğru aktarmışımdır. Eğer yanlış olduğunu düşündünüz veya farklı olduğunu düşündüğünüz noktalar var ise ya da sormak istediğiniz sorular var ise hemen videonun alttaki yorumlar kısmından sorularınızı memnuniyetle iletebilirsiniz ki zaten hepsini cevaplıyor olacağım. Bizden şimdilik bu kadar. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı da tabii ki elbette basabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.